Hardware Plus'ın herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Bildiğiniz üzere Samsung 2024 yılı A serisine başladı. Neyle başlamıştı? Samsung Galaxy A15 ile beraber Samsung Galaxy A25 5G modelleriyle başlamıştı. Biz de sizlere kutu açılışını gerçekleştirdik ve incelemesine koyulduk. Yakın zamanda kanalda onun incelemeleri olacak. Ama tabii ki bu cihazlardan bence daha önemli olan cihazlar bulunuyor A serisinde. O da A35 ile beraber A55 modelleri. Geçtiğimiz zamanlarda A35 ve a 55 size neler sunabilecek diye bir video hazırlamıştım. Şimdi ise Samsung sessiz sedasız A serisi duyurmuş oldu. A35'in de teknik özellikleri net bir şekilde belli oldu. Keza A55 modelinde özellikleri belli oldu arkadaşlar. A35 modelinden başlayacağım burada. 6.6 inçlik Full HD Plus bir ekranımız bulunuyor ve OLED bir panel kullanıyor. Artık A34'te olduğu gibi damla çentikli bir kamera adası bulunmuyor. Tamamen burada ekranımız O display olarak geçiyor burada. Yani nokta çentikle beraber geldiğini söylemekte fayda var. Ekran koruma tarafına baktığımızda ise Corning Gorilla Glass Victus'la beraber korunuyor ama orada yayınlanan yazıya baktığımda internet sitesinde Victus Plus olarak da gözükebiliyor. Orada arada derde kaldığımda söyleyebilirim arkadaşlar. Ama genel itibariyle Victus serisi korunan bir ekrandan bahsediyorum burada. Tabii ki de 120 Hz'imiz bulunuyor. Gorilla Glass Victus'a beraber korunurken 1000 nit maksimum parlaklığa da çıkabiliyor. Gayet iyi. Ekran çerçeveleri kısmına bakacak olursak da segmentteki diğer rakiplerinden biraz da kalın bir çerçeve olduğunu görebiliyoruz ki Samsung Galaxy S23 FE'de de bunu aynı şey söylemiştik. Segmentte diğer telefonların ekranlarından biraz da kalın bir ekran çerçevesine sahipti aslında. Ama burada görmüş olduğunuz gibi biraz da ekran gövde oranından muaf tutulmuş gibi duruyor buradaki telefonlar. İşlemci kısmına geldiğimizde geçtiğimiz senenin A54 5G'sinde olan işlemci yani Samsung'un kendi işlemcisi Exynos 1380 veya 1380'den gücünü alacak burada A35 modeli. Ek olarak da 8 GB RAM ve 256 GB'lık da bir depolamamız da olacak. Ama 8'e 128'lik başlangıç versiyonunda olabileceği sizlere söyleyeyim. Ya da 8'e 128 değil de 6'ya 128 şeklinde başlayıp 8'e 256 olarak da devam edebilir. Netlik kazanmamış durumda benim anladığım kadarıyla. Kutudan direkt Android 14 ile beraber çıkıyor bu arada. Gerçekten çok iyi. Yani güncel bir telefon kullanmış olacaksınız. Samsung A35 5G aldığınız zaman ve tabii ki de 4 senelik bir güncelleme takvimi var burada. 4 sene boyunca büyük Android güncellemesi. 5 sene boyunca da güvenlik güncellemesini alacaksınız arkadaşlar. Ek olarak da One UI 6.1 güncellemesiyle beraber geliyor. Yani arayüz kısmında da gayet akıcı bir arayüze sahip olduğunda söyleyeyim. Kamera tarafına baktığımızda arka tarafta yine üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Burada ana kameramız 50 megapiksellik OIS destekli bir kamera, 8 megapiksellik bir geniş açı kamerası ve 5 megapiksellik de bir makro kamerası yer alacak. Sızıntılara baktığımızda 2 megapiksellik bir makro kamerası yer alıyordu. Onu düzeltmişler burada anladığım kadarıyla. 5 megapiksellik bir makro kamerasıyla çok daha kaliteli makro çekimler yapabileceğiniz anlamına geliyor. Ön tarafa baktığımızda ise 13 megapiksellik bir ön kameramızda yer alacak ve hem önde hem de arkada 4K'da 30 FPS videolar çekebileceksiniz arkadaşlar. Gayet iyi olduğunu söyleyeyim ve tabii ki de batarya tarafı 5000 mAh batarya yine 25 Watt'la beraber hızlı bir şekilde şarj olabilecek Samsung'un deyimiyle ama tabii ki 25 Watt'lık şarj adaptörü kutudan yine çıkmayacak arkadaşlar. Devam ettiğimde ise Wi-Fi 6 desteğimiz bulunacak, NFC'miz bulunacak, Bluetooth versiyonumuz ise 5.3 yani güncel olarak ayarlanmış. Tabii ki de IP67 sertifikası da bulunuyor burada stereo hoparlörümüz yine tekrardan var. Parmak izi okuyucumuz yine ekran içerisinde. Plastik kasayla beraber geliyor a 5G modeli. Sonrasında ise boy tarafında 8.2 mm kalınlığı bulunuyor ve 209 gram ağırlığı da burada bizlere sunacak a g modeli. 3 farklı renkle beraber satın alabileceğiz. Lila, buz mavisi ve lacivert olmak üzere burada 3 farklı rengimiz de olacak. Fiyat tarafına geldiğimizde ise şu anda Samsung Türkiye'nin kendi sitesinde açıkladığı bir fiyat yok ama özellikle Avrupa tarafına Fransa'ya veya Almanya tarafına ona baktığımda Fiyatlar belli oluyor. 6'ya 128'lik veya 8'e 128'lik versiyonu için 380 euro bandı belirlenmiş durumda. 8'e 256 için ise 450 euro bandı belirlenmiş durumda. Yani aslında bir tık da olsa pahalı bulduğumu söyleyebilirim Samsung'un A35 5G modeli için. A55 5G modeline geçtiğimizde ise yine 6.6 inçlik bir ekran bizleri karşılıyor arkadaşlar. OLED bir ekran yine Gorilla Glass Victus'la beraber korunuyor. Ekran tarafında 120 Hz'imiz var. Yine 1000 nit maksimum parlaklığa çıkabilirken yine çerçeve kısmında küçük kardeşiyle olduğu gibi kalın bir çerçeve anlayışına sahip segmentteki telefonlar arasında işlemci kısmına geldiğimizde ise yeni bir işlemci burada görüyoruz. Özellikle Exynos'un yenilenmiş versiyonu olarak dikkat çekiyor. Exynos 1480 veya 1480 işlemcisinden burada gücünü alacak. 12 GB RAM'i de burada göreceğiz arkadaşlar artık. 12 GB RAM'le beraber A serisindeki en yüksek RAM kapasitesine sahip olan telefon olarak dikkat çekecek. Tabii ki burada 256 GB'la da beraber gelecek. Sadece tek ver olarak gelmesi planlanıyor ama kimi yerlerde 8'e 128 versiyonu da olacakmış. Ülkemize hangi versiyonlar gelecek bilmiyorum ama sonuç olarak iki versiyona geleceğini de ben düşünüyorum arkadaşlar. Burada Exynos 1480 işlemcisinin GPU tarafında biraz arttırım bulunuyor. Çünkü bildiğiniz gibi Samsung tarafı AMD'nin RDNA 2 tabanında bir GPU kullanıyor ve X 530 GPU'su içerisinde yer alacak. Bakalım oyunlarda nasıl bir performans gösterecek. Özellikle şu anda Snapdragon ve Mediatek tarafına rakip olacak şekilde 90 FPS'te oyunları rahat bir şekilde oynatabilecek mi? Onlara çok çok merak ediyorum. Android 14 ile beraber geliyor. Yine 4 büyük Android güncellemesiyle beraber 5 sene boyunca da güvenlik güncellemesi alacak. One UI 6.1 ile beraber çıkışını da yapıyor. Kamera tarafına geldiğimizde A35 5G modelinden bir tık fazla güzel olduğunu söyleyebilirim. Çünkü özellikle geniş açı kamerasına baktığımızda 12 megapiksellik bir kamera görüyoruz. Ana kamerada yine 50 megapiksellik OIS destekli bir kamera bulunuyor. 12 megapiksellik geniş açı kamerası, 5 megapiksellik bir makro kamerası burada yer alıyor. Ön tarafa baktığımızda ise 32 megapiksellik bir kamera burada bulunuyor arkadaşlar. Yine 4K'da videolar çekebileceğiz ve 30 fps olarak ayarlanmış durumda. 5000 mAh'lik bir batarya 25 Watt'la beraber hızlı bir şekilde şarj olacak ama tabii ki de yine kutu içerisinden dediğim gibi herhangi bir şekilde şarj adaptör çıkmayacak arkadaşlar. Wi-Fi Altımız bulunuyor, NFC'miz bulunuyor, Bluetooth 5.3'ümüz bulunuyor. IP67 sertifikasıyla beraber suya ve tozlara karşı bir dayanıklık sergiliyor. Ve tabii ki de metal çerçeve arkadaşlar. Tasarım kısmında baktığımızda özellikle A serisinde çok çok eski cihazlarda A7'ler, A8'ler bulunuyordu hatırladığım kadarıyla. Veya A5'ler bulunuyordu. A3, A5 ve A7 modelleri bulunuyordu. Onlarda metal kasa vardı. Sonrasında Samsung tarafı A modellerinde biraz da uygun fiyatlı olsun diye metal kasadan plastik kasaya geçmişti. Ama artık A5 modeliyle beraber yine metal kasayla camı da birleştirmiş durumda. Yani aslında şunu söylemek istiyorum sizlere. Burada premium bir telefondan bahsedeceğiz kendi segmentinde. Segmentine bakacak olursak da şu anda hangi telefonlarda metal çerçeve bulunuyor? Mesela Nothing Phone 1'de bulunuyordu. Nothing Phone 2'de bulunuyordu. Şimdi ise burada A5 modeliyle çok daha güzel bir kasa bizleri bekliyor olacak. O soğuk metal hissini yaşamak çok iyi olacaktır diye düşünüyorum. 8.2 mm bir kalınlığımız bulunacak ve 213 gram ağırlığa da çıkmış oluyoruz artık yani o 200 gramlık psikolojik sınırın biraz üstüne çıkmış oluyoruz ama sonuç olarak da metal kasa ve cam materyalde kavuşmuş oluruz arkadaşlar. A35 5G modelinde olduğu gibi yine 3 farklı renkle beraber geliyor. Lila, buz mavisi ve lacivert olmak üzere 3 farklı rengimiz var. Dediğim gibi ülkelere göre değişen bir varyasyonu bulunuyor. 8'e 128'in fiyatı 480 euro. Sonrasında 12'ye 256'nın ise 529 euro olarak belirlenmiş durumda. Yani sunduklarına bakacak olursak özellikle yeni bir işlemciyle AMD ile geliştirilen bir ...GPU ile beraber ekranıyla, bataryasıyla, kamerasıyla iyi bir model alınmış. Özellikle dediğim gibi buradaki metal çerçeve birçok kişi için tercih noktası bile olabilir arkadaşlar. E zaten Samsung'un ülkemizde ne kadar çok sevildiğini biliyoruz. Özellikle geçen sene A64 5G modeliyle ne kadar başarılı bir satış grafiği olduğunu sizler de çok çok iyi biliyorsunuz. Ben hatta kendi adıma bile yılın telefonu olarak seçtiğimi biliyorum A64 için ama tabii ki A65 için aylarını söyleyeceğiz mi veya A55 5G için a 4ten daha iyi bir telefon olmuş diyeceğiz mi? onlara yakın zamanda tabii ki de onları da satın aldıktan sonra incelemesini yaptıktan sonra sizlerle paylaşmış olacağız. Peki sizler cihazlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu Avrupa fiyatlarını beğendiniz mi? Ülkemize hangi fiyatlardan gelirse tercih edersiniz? Ben kaba taslak baktığımda şu anda A35 5G'nin fiyatının 17.000 bandına yerleşmesini ve tabii ki de A55 5G'nin ise 25.000 bandına yerleşmesini bekliyorum. Ama bunlar açıklanan fiyatlar olmayacak arkadaşlar. Çünkü Samsung Türkiye ülkemize özel bir fiyatlandırma yapıyor ve şu andaki gün güncel fiyatlara baktığımda A34 ile beraber a 45 5G'nin oradaki fiyatlara göre 2000'ler 3000 lira biraz daha fazla koyup da o şekilde satın alabileceğimizi düşünüyorum. Yani şu anda satın almaya karar verseniz de 14.000 bandına A35 5G'yi sonrasında ise 17.000, 18.000 hatta 19.999 civarına da A55 5G'yi satın alabilecekmişsiniz gibi duruyor açıkçası. Dediğim gibi sizler de kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.